Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosunda daha birlikteyiz. Artık Weekend Ligimizin sonuna geldik. Bu hafta yayında oynayamadım Weekend Ligi. Son işlerim yüzünden dışarıdaydım ve aslında 3 saatte bitirdik Weekend Ligi. Her ilk gol yediğimizde çıktık. Maçları da iyi oynadık. Üst üste bir 4 maç kaybettik, böyle hızlı hızlı çıktığımız. Onun dışında çok kusursuz bir weekend'i geçirdik. Kadrodan hiç memnun olmasam da iyi bir futbol oynadık. Mbappe'nin sırtında ilerledik ve 14 yapmayı başardık 14 galibiyette. Şimdi son maçımızı arkadaşımıza verip devam edeceğiz. Hani ödülleri açacağız derken rakipler çıkıyor deminden beri. Hiç sorun değil. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hedefimiz 8000 abone. Sizin desteğiniz benim için çok önemli dedikten sonra artık maçımıza geçelim. Geçemiyoruz. İnanılmaz geçemiyoruz. Yani maç vermek istiyorum. Galibiyet vermek istiyorum. Hani direkt bitirmeyeyim. Golü atmadan çıkmayayım istiyorum. Sadece şanslı bir arkadaşa maç vermek istiyorum ve veremiyoruz. İnşallah yanlış bakmamışımdır bu arada. Büyük rezillik olur. Hani 14'te olduğumuz sanıp aslında galibiyete ihtiyacım varmış falan, değil mi? Olsun. Keşke başsan çarpıya da sana galibiyet versem. Büyük rezillik yayında, büyük videoda büyük rezillik. Neyse, hallettik. Mettim ile Ali'ye de hayırlı olsun diyoruz galibiyetimiz ve ödül zamanı artık. Çok ilginç bir Timo var arkadaşlar. Evet, 4. renk olduk, bir sıkıntı yok, her şey olması gerektiği gibi. 3 tane oyuncu seçimi, inanılmaz bir futça Timo Werner var. 100 kalık paket, 125 kalık paket, premium Timo Werner paketi, yani inform paketi ve 50.000 nakit, daha ne olsun. 14'ün ödülleri harika. Şimdi kısaca bir kadrodan bahsedeceğim. Sonra Timo Werner'e bakıp ödüllere geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada 3 tane dandik paketim var. 3-4 tane dandik paketim var. Onlara da bakacağız. Şimdi oyuncuları çok uzatmayacağım. Sadece hızlıca oynadığım tek bir taktikle oynadım. Onu göstereceğim. 4-1-2-1-2 arkadaşlar taktiğim. Dengeli, 40-70, hızlı oyun kur, doğrudan pas yap. Biraz agresif, biraz ofansif bir taktik. Pres seviyorsanız bu taktiği de beğeneceksiniz arkadaşlar. 3 orta sahayla oynadığıma bakmayın. Renato veya Valverde'den bir tanesi yerine daha böyle bir kanat özellikle bir oyuncu koyabilirsiniz. Ne dediğimi anlayacaksınız şimdi izleyişte gördüğünüzde. Arkaya koşu yap 2-10 numara. Defansa döndüğümde kullandım Dembele'yi ama çok beğenmedim. O yüzden ben bunu ileride kal yapacağım arkadaşlar. Çünkü çok yoruluyordu Dembele. Kaldıramadı zaten Dembele. Hani dik bir oyuncu, yani çok ucuz bir oyuncu ama iyi bir oyuncu olsa da sıkıntı yaşayacaktı bence. Bence arkaya koşu yap 2 tane ve ileride kal daha iyi olabilir ama iyi de savunma. Yani çok az gol yediğimi düşünürsek hadi kalsın böyle diyeceğim şimdilik. Defansif ortası, ataklarda geride kal, merkezi kapat. Ve bir tane orta saha, ataklarda geride kal, merkezi kapat. Hücumcu olan da merkezi kapat ve dengeli de arkadaşlar. Beklerde, ataklarda geride kal da. Şimdi hızlıca oyuncuları puanlayacağım. 10 üstünden 9.5 inanılmaz oynadı. Gerçekten çok iyiydi Mendy. 10 üstünden 9.5 veriyorum kendisine. Walker'a 10 üstünden 9-9.5 verebilirim. Koulibaly'e 10 üstünden 9.5 verebilirim. Kimpembe 10 üstünden 9 verebilirim ki gerçekten 5 kalık bir oyuncuya göre gayet başarılıydı oynayışım. Mendy gayet iyiydi. Mendy'de de hiçbir sıkıntı yoktu arkadaşlar. Kesi bu üçlü orta saha benden veto yedi. Renato bir yerde çok kritik bir gol attı kornerde. Onun dışında o da çok kayıptı. 3 orta sahamda da değişecek arkadaşlar. Onlara hadi 7-8 verelim şeylere. Dembele'ye 6-7 vereceğim. Yine hiç beğenmedim. Haaland felaketti. Gerçekten felaketti. 21 maçta 20 gol katkısı var. 20 maçta aslında Reşkut'ta birlikte ama gerçekten çok kötüydü Haaland ve 4-1-2-1-2 forveti değil, asla dönemiyor. Zayıf ayak, çok kötü. Pas sorunu çok ciddi yaşanıyor. O yüzden Haaland'ı belki daha böyle kanatlı, orta yapılan bir taktikte tercih etmek lazım. Haaland benden asla geçer not almadı bu dizilişte ki normalde kullanıp beğendiğim bir oyuncu olmasına rağmen. Şimdi takım böyleydi. Çok uzatmak istemiyorum. Hızlıca bir kimleri çıkarabiliriz? Piklerde inanılmaz oyuncular var çünkü arkadaşlar. Onları bir göstermek istiyorum size. Evet. Gördüğünüz gibi Timo Werner ile karşınızdayım. Arkadaşlar tabii ki ana hedef 2 milyonluk Mbappé ama hiç sorun değil. Ben şu 260 kalık Dembele'ye o kadar fitim ki. Dembele'mi verin, alayım gideyim. Onun dışında özellikle isteyeceğim bir oyuncu yok. Gördüğünüz gibi 20-30k herkes. Yani istesem alırım ama fodder olarak artık Kazemiro'yu istemekten başka şansım kalmıyor. Yani Fransız görünce heyecanlanmamak lazım. Çünkü 3 tane daha, hatta 4 tane daha Fransız, 5 tane daha Fransız var arkadaşlar. Yani Mbappé, Dembele fake'i o kadar fazla ki çok bir şey söylemeye gerek yok. Ama dediğim gibi tek hedefimiz burada Mbappé ve Dembele'yi yakalamak. Mbappé Dembele dedik. Ben aslında 11'de durmak istiyordum ama çok fazla üst üste maç kazanınca hadi devam edelim dedik. Haydi bakalım. 2 Fransız geldi ama işte Fransızlar tam beklediğimiz Fransızlar değil ne yazık ki. Şunları alıyorum ki bir daha çıkmasınlar diye karşıma. Hadi bir Mbappé, Dembele ya. Çok kötü, çok kötü. Yani her zaman 11'in ödülleri daha iyi oluyor. Her zaman istisnasız 11 galibiyetin ödülleri daha iyi oluyor. Yani çok kötüydü kırmızılar. Bakalım belki satılabilirlerden bir şey yakalarız. Şimdi ilk önce şu dandik paketleri bir aradan çıkaracağım. 3 tane dandik paket var dediğim gibi. Onlar bir aradan çıksın hızlıca. Sonra işimize bakalım. Çok güzel. Şu da ödül paketi değil. Daha yeni bu arada Squadbet ödüllerinden şey çıkardım yayın dışında. Yine o tek çıkardığımız en ucuz Toure'yi çıkardım. Out of Position kartını. Evet neyse bu ödüllerden de aradan çıkardığımıza göre şansımızı belki birazcık sıfırladık diyelim. Şimdi asıl 3 baba pakete geliyoruz arkadaşlar. Bu paketlerde 100 binlik paket, 125 binlik paket ve Timo Werner paketi. 100 kaldık pakette başlıyoruz. Haydi güzel bir şeyler gelsin artık. Soldan gelmedi sanırım. Kroos, Tony Kroos 88 arkasında bir şeyler olabilir belki fodor olarak. Bir kart pek bir şey yok. Evet, Tony Kroos ilk çıkan oyuncumuz, bir tane walkout, onun dışında pek bir şey yok 100 kalkta. Yani daha iyi bir şeyler lazım. Bunlar bize yetmez. Artık sürümden kazanmak yani şöyle baba bir oyuncu çıkaralım istiyorum. Out of position yok. Soldan geliyor bu sefer. Manemi, Koulibaly. Tamam. Fiyatı biraz daha toparlamış. Yani düşmüştür büyük ihtimalle ama yine de bir bakalım ne kadarmış. Kanedu Koulibaly. Çok seviyorum kaptanımız zaten. 44K hiç fena değil. Hiç fena değil. 44K'ya Koulibaly. Okey olabileceğiniz kartlardan. Şimdi Koulibaly bir tane kopya, 2 tane daha kopya var. Acaba böyle bu takımdaki Mendy'ler, Dembele'ler bir şeyler olabilir mi? Alexander Arnold da var bu arada. Çift walkout. Kopya oyuncular çok belirleyici olacak. Kah değil. Koulibaly, Neto, Forsberg kopyalar. Atladığım bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Pek yok. Pek yok. Okey. Burayı da hallettik ve artık dediğim gibi yani Kazemiro'ya da okeyim buradan ama asıl olayımız Dembele, Mbappé burada. Fransa'da çok heyecanlanmamak lazım. Fransız gelmedi bile zaten. Vlachodimos. 84 inform. Arkasında bir şey olacağını hiç sanmıyorum. Evet. Ödüller de böyleydi arkadaşlar. Yani. Sürümden kazandık. Fena değil. 200K civarında para kazandıracaklar en az bu weekendlik bize. Evet arkadaşlar 85 Timo Werner paketiyle karşınızdayım. Hızlıca şu 2 tane 86 nadire açacağım. Sonra da Timo Werner paketine geçeceğim. Bugün yayında değiliz. Sadece YouTube'a geliyor bu. İlk paket. Word bile yok. Artık İspanya bayrağı görmekten kusacağım. Gerçekten artık İspanya bayrağı görmek istemiyorum ya. Güçlü kalamıyorum İspanya bayrağına karşı. Neyse Isco ilk paketten. İkinci pakette inşallah daha iyisini vururuz. Daha yüksek reytingli bir şeyler artık bir SBC'ye basabileceğimiz bir şeyler. Board var. Reze Edermil ta olsun istedik. Olmadı tabii ki. Bir kere olsa şaşacağım zaten. Neyse Fernando. Sorun değil. Şimdi direkt 85 adet hazırladım ama Litmanenleri falan koymuştum. Onlardan kurtarabileceğim var mı diye baktım. Çok kurtarılacak birisi yok gibi duruyor arkadaşlar. Bir sürü iyi oyuncu var. Haaland'lar, De Bruyne'ler, işte Mbappe'ler, Cancero'lar, ne bileyim Neymar'lar. Yani bir tane büyük vurgun yapmamız lazım ama o kadar uzun süredir bir şey çıkmıyor diyorum ki yani bir noktada çıkacak diyorum ama ne zaman çıkacak göreceğiz. Evet şimdi ufaktan geçelim. Burada olması lazım aynen. 5 günü kalmış süper. Tekrar edebiliyor olsa güzel olurmuş. Şimdi bu kadroyu yaptım. Birazcık düşürmeye çalışalım şu kadroyu. Ya, çok da oyuncu yok. Renato'yu bir atalım. Isco zaten 83'ler her türlü kurtarırız gibi duruyor. Çünkü çok yüksek oyuncu koydum. Veratti, işte Litmanen, Falka gibi. Falka'dan da çok verim alamamıştım. O baksana 83 çıkarıyorum. 80 koyuyorum. Hiç bana mısın demiyor şu an. Daha da düşelim. Ramsdale. Ramsdale'ı koyacak yer yok. Çok güzel. 85 istiyor orada düşüyoruzdan. Renato para ediyoruzdan. 80 ile 82 aslında çok bir şey yoktur. En iyisi böyle devam edelim. Son bir kontrol. Ya bu özel kartları basmaya kıyamıyorum. Desteri, Charleson'u falan. Zaten burası da 83. Tam ya fikirse aman çok da özleyeceğim sanki. Griezmann yeni gelmişti. Falka, Litmanen çok uzun süredir vardı zaten. Onlara da veda ettik ve evet başlıyoruz. Allah'ım hadi artık bir kere dönsün şansımız ya. Şu ürkütücü eşleşmeleri de yapacağım bir ara. Onu da atarım. Güzel bir şey çıkarsa. Haydi. Haydi artık haydi. Bir kere. Sol. Brezilya. Neymar! Satılamaz değil mi? Kim bana ne olacak olsun Neymar? 1.3 1.4'lerde olması lazım. Neymar geldi. Mbappe'den sonra en iyisi herhalde çıkabilecek. Wow! Neymar Junior! Ya abi o kadar uzun süredir bekliyorum ki şu an o kadar uzun süredir. Ya var ya ne hale soktular beni ya. Ya oğlum ne kadar süredir bu anı bekliyorum ben. Döndü şansımız döndü. Satılamaz ama hiç sorun değil. Neymar'ı uzun süre kullanırız biz bu Neymar'ı ya. Neymar hoş geldin. Hoş geldin aileye. Hoş geldin. Yes be. Oğlum çok mutlu oldum lan. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz.